Merhaba arkadaşlar. Hemen hemen herkesin hayatında benim hayatımın aslında film olması lazım diyen insanlar olmuş ya da siz birileri veya kendiniz için böyle düşünmüşsünüzdür. İşte neden olmasın? Bu video serimizde size film yapımının temellerinden bahsedeceğim. İlk konumuz ekip. Ekip bu işin en temeli. Ekip olmadan hiçbir şey olmaz. Peki ekipte kimler olur? Sizin de bildiğiniz gibi filmin sonunda akan jenerikte olan herkes ekiptedir. Filmin ekibinde bulunacakların sayısı ise filmin türüne ve bütçesine göre değişkenlik gösterir. Yani ne kadar köfte varsa o kadar ekmek miydi, neydi? Yani konu para, filmde bütçe önemli. Neyse, ekipte yönetmen ve asistanlarından tutun, sanat departmanına kadar, müzikten tutun, kostüme, saç ve makyaja kadar, her departmanın asistanlarından tutun, kurguya kadar birçok insan olur. Zaten bir film çekiminin pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon olmak üzere 3 aşaması vardır. Her aşamada ekipteki bazı kişiler değişir, bazı kişiler ise değişmez, her aşamada olur. Biraz da ekipte olan bazı kişilerin görevlerinden bahsedeyim ki soru işaretleriniz varsa gitsin ve hangi mesleğin size daha uygun olduğunu görelim. Senarist. Senarist her şeyden önce bir fikir bulur. Bu fikri taslak oluşturacak tretmana ve daha sonra senaryoya dönüştürür. Bir yapımda birden fazla yazar olabilir. Senaristin işi film çekimleri başladığı an sonlanabilir ya da fikir almak amaçlı projede sonuna kadar bulunabilir. Yapımcı. Yapımcı filmin gelişme aşamasından tamamlandığı ana kadar projeye dahildir. Yapımcı finans sağlar, ekibi işe alır, lojistik ondadır, senaryo için bütçe ayarlar, idare eder, düzenler, koordine eder, denetler ve yürütür. Kısacası her şeyi yapar ya da yaptırır bir şekilde. Yönetmen. Yönetmen filmin oyuncularını ve kamera gibi yaratıcı yönlerini gözetip sahnelerin nasıl çekileceğine kadar detaylı düşünmek zorundadır. Herkes ona soru sorar. Bu yüzden birazcık sinirli olurlar. Yardımcı yönetmen ve asistanlar da ona destek olurlar. İyi ki varlar. Devamlılık asistanı. Senaryo denetçisi olan devamlılık asistanı ise özellikle senaryo sırasına göre çekilmeyen sahnelerde devamlılığa bakar. Notlar da alırlar ki bir hata olmasın diye. Hatta bazen filmlerde yakalarız burada devamlılık yok falan diye. İşte o yüzden önemli. Sanat departmanı. Sanat departmanı film yapımındaki en detaylı ve en büyük departman. Filmin görsel dünyasını oluşturur. Karakterlerin çevre ve senaryoyla uyumunu yakalar. Gerçek mekan veya stüdyo ortamında setler kurarak sinemasal mekanı vurgular. Sanat departmanında yapım tasarımcısı, sanat yönetmeni, set tasarımcısı, standby sanat yönetmeni, set dekoratörü, satın alma sorumlusu, set giydiricileri, idari sanat yönetmeni gibi alt bölümler var. Diğer videolarımızda tüm bölümleri tek tek detaylı şekilde alacağız. Şimdi devam edelim. Kostüm. Kostüm departmanı filmde kullanılacak kıyafetlerin tamamının tasarımını, provasını, satın alınmasını, bakımını yani kısaca kıyafetle ilgili her türlü detayı üstlenir. Kostüm tasarımcısı, kostüm yönetmeni, standby kostümcü ve gardırop sorumlusu birlikte çalışır. Makyöz ve kuaför. Makyöz oyuncuların tiplerini oynayacakları role göre düzenler ve makyajlarını yapar. Kuaför ise makyözle birlikte ortak çalışarak ekrandaki herkesin saçlarını şekillendirir ve oyuncuların rolüne göre saçlarının şeklinin korunmasından sorumludur. Özel efekt departmanı. Özel efekt departmanı filmdeki fiziksel efektlerden sorumludur. Mesela yağmur, dolu gibi doğa olaylarını ve bilgisayarla yaratılan bomba patlaması gibi görüntüleri oluştururlar. Kamera ve ışık departmanı. Kamera ve ışık departmanında görüntü yönetmeni kamera ekibinin en başındaki kişi. Yönetmenle beraber kafasında oluşturduğu görüntünün teknik detaylarıyla nasıl yansıyabileceğini düşün ve kamera hareketleriyle bunu gerçeğe aktar. Kamera operatörü ve asistanlar, setçi ve asist operatörü de gerekli ortamı oluşturma ve görüntüleri kaydedip akışı sağlamadan sorumludur. Işık. Işık şefi elektrik departmanının başındadır ve ışık planlarının tasarımından uygulanmasına kadar her detayı üstlenir. Baş yardımcısı olan Best Boy ve ışık teknisyenleriyle birlikte çalışır. Ses. Ses kayıt teknisyeni mikrofonların seçilmesinden tüm seslerin kaydına kadar sesle ilgili tüm işlerden sorumludur. Boom operatörü ise yardımcısıdır ve mikrofonların takılıp sökülmesinden sorumlu olup hatasız bir şekilde ses kaydı almaya bakar. Kurgucu. Kurgucu senaryoya uygun sahneleri sıralar, geçişler yapar, yönetmenin de yardımıyla kendi yaratıcılığını kullanarak filmi bilgisayar başında oluşturur. Kurguda da birçok paralel çalışma var. Görsel efekt süpervizöründen ses kurgucusuna, negatif kesicisinden bestecisine kadar alt bölümler vardır. İşte bir filmin bütün bölümleri kısaca bu şekilde. Gördüğünüz gibi ciddi bir emek var. O yüzden filmleri beğenmezken bir kez daha düşünmekte fayda var. Sözünüzü şu ki, bir ekip sağlam, düzgün ve işini bilen ve çalışkan insanlardan oluşursa, senaryoda da patlamazlarsa harika bir film ortaya çıkabilir. Beni izlediniz, izlemeye devam ediniz. Sanat Yapım Görsel Çözüm Hizmetleri saygılar sunar.